Merhaba, ismim Cemre Ait Köne. Taptoy'da içerik yöneticisi olarak görev alıyorum. Aynı zamanda da kurucu ortaklarındanım. Taptoy cihazından biraz bahsetmem gerekirse, esasında Taptoy edutainment, yani eğitim alanında ve özellikle consumer arasında kullanılabilecek bir cihaz. Cihazımızın özelliği Bluetooth'la smart device'lara bağlanması. iPad, iPhone, Android, Smart TV, New Apple TV, PlayStation, Xbox gibi cihazlara bağlanabiliyor ve kullanılabiliyor. Burada bizim yaptığımız iş, bir platform tasarladık. Bu platformun üstünde de oyuncaklarla birlikte oyun oynayabiliyorsunuz. Bu Onur ve Rahim arkadaşımızın, yani diğer co-founderlarımızın bulduğu bir proje ve kendileri Türkiye'de ürettiler. İstanbul Teknik Üniversitesi çekirdek programı içerisinde ürettiler. Bu cihaz oyuncakları detect ediyor, tanıyor ve pozisyon ve açı algılaması yapıyor. Geri dönüşümünü de smart device'lardan alıyorsunuz oyun biçiminde. Takımdan bahsetmem gerekirse, Onur bizim hardware designer'ımız, Rahim embedded system designer'ımız ve ben de oyunlarla alakalı çalışmaları yürütüyorum. Cemre San Francisco tarafında bizimle çalışan ve Electronic Arts'ta şu anda da Activision Blizzard'da Skylanders'ın karakterlerini tasarlayan kişi. Sertaç şu an Çin'de kendisi. EA Mobile ve eski Zynga'nın Product Manager'ı. Diğer takım arkadaşlarımdan da bahsetmek gerekirse grafik designer'ımız, game designer'ımız ve destek aldığımız, danışmanlık desteği aldığımız Yavuz Samur hocamız var. Burada oyunlar eğlenceli ve çocuklara öğretici oyunlar. Standımızda da oyun örneklerimiz var, görebilirsiniz. Tabii sırf oyunlarla kalmayacağız. İleriki seviyelerde B2C modele de gideceğiz. Ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak oyun oynayan kesime de ulaşmak istiyoruz. Okullardan başladık. İlk satışımızı Bahçeşehir Koleji'ne yaptık. Şu an tek bir okulda, Dragos Kampüsü'nde 10 tane cihazımız var. Ve öğrenciler bizim cihazımızla birlikte hem oyun oynuyorlar, hem öğreniyorlar, hem de eğleniyorlar. Anaokul öğrencilerine şu an hitap ediyoruz. 60 tane anaokul var Bahçeşehir'in. Bu satışı da ileriki zamanda gerçekleştirip ürünü seri üretime geçirmeyi planlıyoruz. Zaman planımıza baktığınız zaman bu senenin sonuna kadar Bahçeşehir Koleji'ne yapacağımız satıştan sonra diğer okullara gideceğiz ve bir Kickstarter kampanyası, yani crowdfunding kampanyası yaparak ürünümüzü son kullanıcıya tanıtacağız. Son kullanıcıya tanıtırken tabii 1 milyon kullanıcıya ulaşma hedefimiz var. 15 bin pre-order almayı amaçlıyoruz ve 2500 tane de Developer Edition satmayı düşünüyoruz. Developer Edition'dan da bahsetmem gerekirse, Developer Edition, siz aldığınız zaman ürünü kendi oyununuzu dizayn edebileceksiniz. Unity 3D Game Engine kullanıyoruz. Tabii bir community building tarafımız da var. Burada da board oyuncularını, yani masaüstü oyunlar oynayan kişileri hedefliyoruz. Bu ne demek? Masaüstü oyunları, Monopoly ya da Scrabble gibi oyunları biz dijitalleştirebiliyoruz. Bu özelliğimizle de gayet ilgi çekici bir ürünümüz var. Rakiplerimiz büyük rakipler. Osmo Education tarafındaki, eğitim tarafındaki rakibimiz. Skylanders, Disney Infinity, Nintendo Amiibo, Lego Dimensions sayabileceğim diğer rakiplerimizden. Fakat bizim cihazımız bir sonraki esasında step olarak görüyoruz Toys to Life segmentinde. Tabii rakamlara baktığımız zaman Skylanders'ın 1 milyar dolar bariyerini ilk senede geçtiğini görüyoruz. 100 milyonun üzerinde oyuncak sattığını görüyoruz. Bizim oyuncak satışlarımız ve aynı zamanda oyun satışlarımız da mevcut. Osmo cihazı da 2 milyon dolarlık bir ön siparişle bu markete girmiş bulundu. Şu an yaklaşık 10 bin tane okuldalar. İlk girişte 2 bin tane okuldan pre-order aldılar. Market büyüklüğüne bakarsak da %21'lik bir
yüksek ivme söz konusu. 1.3 milyar dolar da 2013 senesinde, 2018 senesinde ise 7.4 milyar euro olması tahmin ediliyor market büyüklüğünün. Satış modelimize bakarsak da okullara 400 dolarlık bir modelle gidiyoruz cihaz başına. Artı 8 oyun veriyoruz ve lisans anlaşmaları yapıyoruz. Consumer tarafına baktığımız zaman ise ürünümüz 99 dolar olacak ve esasında bu segmentte çok iyi bir rakam olarak görünüyor. Oyuncak satışımız, oyun satışımız, yani oyunları da iPad ya da Google Play, işte Apple Store'dan satın alınabilecek oyunlar olacak. Developer Edition ise 200 dolar civarlarında olacak ve dediğim gibi cihazı alıp developerlar kendi imkanlarıyla cihazımıza oyun tasarlayabilecekler. Bizim skalamız çok geniş. Müşteri olarak education tarafında anaokulundan ilkokula kadar geçebiliyoruz. Daha sonrasında ise cihazımız diğer oyuncu kesime hitap ediyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.